Merhabalar, Deha Televizyonu'nun çok değerli dinleyenleri, seyircileri. Sizlerle yine sohbet adındayız, beraberiz. Bugün Denizli ve şiir, şiir ve Denizli konusunu konuşacağız. Evet, bir zaman mısralarımda şöyle demişim. Şiir gizli, Denizli, Denizli de şiir gizli. Nice mısralarında şiir incileri, dizi dizli, ünlü, ünsüz, şairleri gizli demişiz. Ama o günden yazdıktan sonra da Denizli'de böyle bahar çiçekleri gibi, papatyalar gibi şairler açmış, şiirler neşvi nema bulmuş. Sadece Denizli'nin şairleri değil, ülkemin şairleri Denizli'de buluşmuşlar, Yaren'de buluşmuşlar. Böyle bir bolluk, bir bereket olmuş. İşte bu bolluk ve bereket içerisinde şiirin mayasını karan, hazırlayan, hani hamur kararken onun mayalar var ya, anneler, kadınlar ve çoğaltırlar ya, işte Denizli'de şiirin çoğalmasında el emeği olan ve öncülük yapan bir çok değerli hanımefendi şairimiz var. Sayın Arzu Subakan Kabukçu hanımefendi. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk değerli hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, yani burada olup sizlerle sohbet tadında olmak iyi olmanın en güzel yanı. İyi olmamak için bir neden yok. Peki, başlangıç cümleleri nasıldı? Sizin tabii her zamanki gibi o nezih anlatımınız, olaylara bakış açınız, yapılan işlere verdiğiniz değer, her zamanki nezaketinizle sözcüklerinize dökülüyordu. Teşekkür ediyorum öncelikle. Denizli'de şiir adına emek vermek tabii ki sizlerin öncülüğüyle her zaman oldu. Estağfurullah. Evet. Sizler o mayayı aslında yıllar önce ekmişsiniz burada tohumlarını. Belki biz o fidanlardık, biz de büyüyoruz, ağaç oluyoruz. Bizden sonra da yeni nesiller, daha gençler bu görevi üstlenecekler sanıyorum. Evet. Öncelikle ben bunun için de sizlere teşekkür ederim. Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi değerli dinleyenlerim, bizim alanımız, işimiz, mesleğimiz edebiyat, edebiyat öğretmenliğiydi. Haliyle biz bunu okullarda, liselerde, üniversitede, sınıflarımızda işliyorduk. Üniversite içerisinde şiirle ilgili çalışmalar vardı elbette. Daha sonra da söz ederiz. Hava Kutlu Ergür hocamız bu çalışmaları yürütüyordu. Ama onun yanında hemen hatırlatmasını isteyelim. Arazide bizler bir araya gelmeden Denizli'de şiir çalışmalarımız vardı. Neler vardı mesela bundan hemen sizinle hatırlatmak, paylaşmak isterim. Bunların içerisinde şiire değer ve emek verenlerden. Bunların en önemlilerinden birisi mesela neydi? Kızılca Bölük'te Özüstü Şiir Şenliği'ydi. Biz 5 yıl orada ulusal çapta İlesam'la beraber şiir şenliği yaptık. Mesela burada Bahattin Karakoç'un onur konuğu olduğu yazıldı. Ali Akbaş Bey bir etkinliğe gelmişti. Orada çevredeki kasaba ve köylerdeki okullarda şiir okuma yarışmasında birinci olan çocuklar bir araya getiriliyordu ve onlar yarıştırılıyordu. Ve orada bir fidan ekilmişti. Efendim mesela Güney ilçesinde elimde bir tane örneğini size sunuyorum. 8 yıl 3 Eylül Güney Kurtuluş günlerinde sanat ve kültür festivali yapıldı ve biz orada 8 yıl şair arkadaşlarla beraber halkımızla buluştuk. Efendim bir başka yer mesela bunlardan birisi yine afiş olduğu için gösteriyorum. Çağal Bağbozumu Kültür ve Sanat Festivali içerisinde bir şiir dinletisi. Bu da 2011 yılında oldu. Yani bizim buluşmalarımızdan çok önce olan konular. Ve böylece Denizli'de şiir tohumları farklı yerlere serpilmiş oldu. Böyle bir yola çıkış vardı. Ama sonra 2014 yılında, 2013 yılında bu içinde bulunduğumuz mekan Nusret Sürücü Evi, bizim adımıza karasıyla, evet, adıyla şiir, şiir evimiz. Evet. Denizli'de şiirin mayalandığı mekan burası oldu değil mi başkanım? Evet, kesinlikle öyle oldu. Hı-hı. 5 yıl önce biz kendi aramızda toplanıyorduk. İşte müsait olan kafe, restoran vesaire alanlarda. Tabii ki bu şiir için bir ortamı yaratmıyordu ama hı hı. Biz gönül birliği yapmıştık. Bir arada olmamızı sağlayan alanlar yaratıyorduk kendimiz için. Buranın restorasyonu başlamış, devam ediyordu. Biz belediyemizden böyle bir talepte bulununca onlar da buranın bizim için uygun olduğunu düşündüler. Bize burayı tahsis ettiler. Biz 5 yıldır her hafta sonu, cumartesi günleri hiç bıkmadan, usanmadan, hatta her hafta özleyerek şiir solacağımız anları bekliyoruz. Hakikaten 5 yıl deyip geçmemek gerekiyor. Geçenlerde arkadaşlarımızla işte
Dedim ki yani herkes bu buluşmaların adını işte 15. şiir buluşması, işte 60. şiir akşamı falan diyor ama evet. bizim artık buluşmalarımız sanıyorum 200 üzerinde. 250'yi geçti. Evet, evet. Şimdi bunun sürekliliği ve her hafta olması, buradaki birliktelik çok önemli hakikaten. Bir şeyin başlangıcı mutlaka çok önemli ama onun sürekliliği, devam ettirilebilmesi, burada oluşan o dostluk, kardeşlik, aile ortamı. Hani şiir, geçen gün Muammer kardeş hocamız diyordu işte bir ara veriyoruz, çay içiyoruz. Kim demiş şiir karın doyurmaz diye. Yani bizim burada karnımızla doydu, ruhumuzla doydu, sohbete de, kardeşliğe de, birlikteliğe de hakikaten doyum sağlıyoruz. Evet. Ruhumuzu besliyoruz. Yani benim açımdan böyle değerlendiriyorum. Evet, şiir evimizin böyle bir güzelliği var. Ama bu şiir evi güzelliğine gelmezden önce yine dediğim gibi o şiiri mayalamak var ya. Evet. O mayalamakta bu hem ilçeler bazında hem Denizli içerisindeki yapılan şiir etkinliklerin içerisinde birdenbire bir şey oldu. Bir meşale yandı. sizin şiir kitabınız şimdi Aşka Yolculuk adıyla Akçaağ Yayınları'ndan yayınlanmıştı. Bu kitabınıza adını veren bir etkinliğiniz oldu. Ve siz bunu aile olarak gerçekleştirdiniz. Doğrudur. Evet. Ondan söz eder misiniz? Oraya katılanlardan söz eder misiniz? Evet, Aşka Yolculuk hem uluslararası Türkiye genelinde birçok şairin katıldığı ama içinde bir şiir yarışmasının da olduğu, Cemal Safi Üstadımızın da önderliğinde, başkanlığında başlattığımız bir yolculuk oldu. Evet. Aşka Yolculuk kitabımın adıydı. Ne yapalım bunu Cemal Hocam? Adı ne olsun dedim. Adı aşk olsun dedi. Maalesef sen oradasın, sen yapıyorsun bu işi. Tabii bunun öncesi var. Bir gün Cemal Safi Üstadımızı ziyarete gitmiştim. Oturuyoruz. Ya kızım biz yaşlandık, yapamıyoruz. Çünkü onun geçmiş dönemlerde şiir adına işte çalışmaları, işte toplantıları, her yıl yarışmaları düzenlemiş olduğu, önderliğini yapmış olduğu edebiyat çalışmaları var. Ama işte 10 yıldır bunu yapamıyor. İşte yaşlandığını ifade ediyor ya da yorulduğunu artık gençlerin. Neden Denizli'de yapmıyoruz dedim Cemal Hocam. İşte biz yürütemiyoruz, siz yapın. Dedim ki yani biz nasıl yapalım bunu siz olmadan? Yani başımızda bir büyük olsun olur ya. Yani çocuklar tabii, böyle tek başına bir yere gitmek istemez. Tabii o zaman bizim de daha genç yaşlarımız. Aynen, bugünkü gibisiniz o zaman da. Teşekkür ediyorum. Neyse ziyaretimizin ardından ben ayrıldım. Tabii Denizli'ye dönüyorum. Bir yoldayım böyle Aydın civarlarında falan. Bir telefon geldi. Üstad arıyor. Arzum dedi yapıyoruz bu etkinliği Denizli'de dedi. Ben sana güveniyorum. Ben de yanındayım senin. Olur mu? Olur. Ya şimdi Cemal Safi yaşayan bir değer, yaşayan bir efsane. Şu anda da rahatsız, hastanede yatıyor. İnşallah acil şifalar diliyorum kendisine. Hakkı büyüktür bende. Çünkü böyle bir şeye öncülük edip bana güvendi, inandı. Sağ olsun. Şimdi üstad böyle deyince yani biz de tabii tutuştuk yani. Bir şey yapmak lazım ve bunu en iyi şekilde yapmak lazım. Tabii katıldığımız birçok ortam vardı şiir adına, edebiyat adına, İDASAM toplantıları farklı şehirlerde. Şimdi oradaki arkadaşlarımızla yıllardır görüştüğümüz işte radyo arkadaşlarımız vardı. Eskiden işte bu kadar sosyal medya yok, radyo toplantıları olurdu vesaire. Şimdi bunlarda da işte hepsi Denizli'yi merak eder. Denizli'de neden yapılmıyor? Yapalım, yapsanıza falan böyle talepler olurdu ama dediğimiz gibi bunda biraz yüreklenmek, biraz cesaret işte gerekiyordu. Ve Cemal Safi burada bir işaret bir şeyi yakmış oldu. Hemen başkanım burada şunu ifade etmek istiyorum. Şu anda biz programı yaparken Cemal Safi Üstad'ın rahatsız olduğunu biliyoruz. Yoğun bakımda olduğunu biliyoruz. Bu kadar bir güzellik var. Deniz'le şiir konuşuyoruz. Onun başlangıcında da Cemal Safi onur konu. O zaman ondan tek hece aşk şiirini dinlemeye ne dersiniz? Muhteşem olur. Evet. Buradan arkadaşlar videodan onu versinler. Seyircilerimizle beraber dinleyelim. Aşka Yolculuk ve Tek Hece Aşk ikisi beraber bir araya gelmiş olsun. Hayır. Ondan sonra da sizden bir şiir isteyeceğim ben tabii ki. Tabii, seve seve. Var mı beni içinizde tanıyan?
Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi bahtı. Yerle bir eyledim tac ile tahtı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alimi. Vahşi iken yahşi ettim zalimi. Yavuz iken zebun ettim Selim'i. Her oyunu bozan gizli zor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman Hekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim Kerem'i. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla bazı şirindi. Hatrım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhad ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim. İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'danım, hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet. Enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsesizim, hısmım da yok, hasmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yer benim. Barınağım, gönül denen yer benim. Benim adım aşk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sağ olun. Teşekkürler efendim. Teşekkürler. Sağ olun. Evet değerli dinleyenlerim, işte gördüğünüz bir şiir nasıl yazılır ve bir şiir nasıl okunur? Cemal Safi Üstad'ın o kendi sesinden, kendi heyecanından hem yazan ve hem okuyandan muhteşem bir şiir. Allah sağlıklar versin. Bütün şairlerimize sağlıklar versin. Herkese sağlıklar versin. Çünkü hayatta varlığımız ona bağlı. Yaşam kalitesi ona bağlı, sağlığa bağlı. Böylece gidiyoruz. Ve Pamukkale'ye kaç şair gelmişti? Kaç şairi konuk etmiştiniz? Yani çok geçmiş zaman oldu ama 120 aşkın şair vardı. Evet galiba. Ve iki bir gece, siz de iki gündüz. Zaten yine sizin evet. De yanımızda olmanız. Evet, Denizli'de oradaydık. Her zaman şiir denilen yerde ya da güzellik denilen yerde bir Şerif Kutlu daha vardı. Estağfurullah. Şimdi, karınca kaderince öyle olmaya çalışıyoruz. Evet, evet. Çok sağ olun. Teşekkür sizler ediyorum. Sağ olun. Burada işte sizlerin varlığı. Şimdi ben evet bir şairim. Belki birçok şey yapabilme yeteneğim evet. Olabilir fakat burada destek ve birliktelik çok önemliydi. Ben bir edebiyatçı değilim. Bir akademisyen değilim. Şair olmanın farklı şeyleri var. Gereklilikleri vardı. Evet. Ben o gereklilikleri yapabiliyor, becerebiliyordum belki ama bir akademisyen kimliği olması ayrı bir şeydi. Evet. Yönetmek ayrı bir sanattı. Hani siz her zaman dersiniz, evet. Bunun üzerine de yazılarınız vardır. Evet. Sizin buradaki o tutumunuz, işte destek olmanız, öncülük etmeniz, tecrübeleriniz, şimdi öğrencilerinizle üniversitede yapmış olduğunuz çalışmalar, biraz önce bahsetmiş olduğunuz ilçelerimizdeki İlhasan'la yapmış olduğunuz çalışmalar, tabii ki bizler için bir kapıydı, örnekti. Evet. Siz de bunları bizden esirgemediniz. Sağ olun, var olun. Efendim ederim. Biz bu şehrin şiir gibi bir şehir olduğuna inanıyorduk. Evet. Hep inandım ben. Hakikaten Denizli bütün vatan sathındaki şehirlerimiz gibi güzel şehirlerimizden birisi. Kesinlikle. Herkes kendi şehrini sevmek
zorunda ve görevinde. Biz bu görevi yerine getirmeye çalıştık. Çatalca içme şiir okuyordu. Bir kitabınız evet. Vardı. Denizdeki. Oradan şiir okuyor. Şiir kitaplığı yazan arkadaşların bilgilerini bir araya getiren Çatalca içme şiir evet. Okuyor diye bir kitap meydana getirdik. Bir antoloji şeklinde. Ama bir şey yapmıştık biz. Şiirlerle Denizli diye. Denizli olan sevdamızı şiirlerle ifade etmiştik. Bu bizim kalemimizden geldi ama bütün bu Denizli yaşayan insanların dile getiremediği duygulara bir anlamda tercüman olan bir kitaptı. Bunlar bir araya geldi. İşte sizin kitap, bizim kitap, diğer arkadaşların. Bakıyoruz şu anda Denizli 200 civarında şiir kitabı yayınlayan arkadaş var. Şimdi bu nedir? Birbirine bakarak. Oluşum. Hani bir oluşumdur. Evet. Üzüm erginleşme zamanında bağa alaca düştü denir. Evet. Alaca bağdaki üzümlerin olgunlaşma zamanının geldiğinin habercisidir. İlk o morumsu renkli korukları gördüğümüz zaman biz seviniriz böyle, sevinç içeride yaşasın alaca düştü. Ardından birer birer birdenbire böyle çoğalma başlar. İşte Pamukkale'deki aşka yolculuk sizin başlattığınız hareket ve bu şehrin değişik yerlerindeki şiir hareketleri aslında Denizli'de alaca düşme alacaydı yani birdenbire olacaktı. Ve nereye geldik? Yaren'e geldik. Evet. Yaren 1, 2, 3. Üçüncüsünü evet. Gerçekleştirdik. Tabii aşka yolculuk burada çok hı-hı. Önemli bir fonksiyonu vardı. Yani bir temel taşı oluşturdu evet. Aslında böyle büyük çaplı bir organizasyonun gerçekleşmesini. Bu yönde de tabii değerleşim sevgili Uğur Kabukçu'ya da ben teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum evet, burada. Yani maddi manevi evet. Her anlamda burada bu emeklerin işte bu şiir evet. Çiçeklerinin ekilmesinde desteğini esirgemedi. Büyük bir fedakarlık yaptı. Ben yakinen evet. Biliyorum. Evet. Çünkü sponsorlarını Uğur kardeşimiz evet. Yaptı. Tek başına ailecek. Ben ona düğün yapmak diyorum. Evet, hakikaten öyle bir masrafı vardı. Tabii şimdi evet. Şiir yarışması yapıyorsunuz. Bir ödülü var. Tabii bunu. Ki. Yani bireysel olarak yapıyorsunuz. Bir kurum değilsiniz. Hı-hı. Bir dernek değilsiniz. Evet. Belediye desteğiniz yok. Yok bir şey tabii yok. Ki o zaman için öyle bir ortam evet. Da yoktu. Tabii kişisel destekler önemliydi. Evet. Buradaki en büyük destekçim de eşimdi. Evet. Çünkü o da inandığım şeylerde inandı, destek oldu, yardımcı evet. Oldu. Herhalde bu kadar güzel şeyler yapmamızın altında yatan sebeplerden birisi de bu ailedeki destek çok önemli evet. Tabii. Efendim kamuoyunun karşısına çıkıştaki en önemli etkinliklerden birisi. Evet. Dünya Şiir Günü'nde Çatalçeşme Şiir Akşamları adıyla evet. Yaptığımız etkinlikti değil mi? Evet, evet. Yani ne zaman yapmışız? 21 Mart 2014. 2014'te Çivi ile Telin Aşkı demişiz. Hı hı. Bir de filografi sergisi varmış burada. Orada Özlem Hanım vardı, Özlem İzmir'den sergi açmıştı. Var. Buradan selam olsun. Evet. Çatalçeşme şiir akşamları deyince Çatalçeşme hakikaten şiir akmaya başladı. Başladı durmuyor. Yani tabii biz o Dünya Şiir Günü 2014 öncesinde başladık. Evet. Biliyorsunuz ilk konuğumuzu hatırlıyor musunuz? Barbaros Çelikoğlu. Evet, Barbaros Çelikoğlu ilk konuklarımızdan. Kendisine sevgilerimizi gönderiyoruz. Ya, ilk konuğumuzdan birisiydi. Değil mi? Evet. Hakikaten. Ve ondan sonra hiç durmadı hakikaten. Ay demedi. Biz farklı bir konuyla, farklı bir kompozisyonla halkın huzurundaydık. Denizli'de şuradan hemen evet, onları da yad edelim. Barbaros Çelikoğlu ve Semih Baykara şiire çok emek veren dostlarımız. Ankara'ya selam olsun. Evet, evet. Onlarla beraber olan etkinliklerdi. Evet, Gülorhan Korkut Denizli'de. Evet, aynı şekilde Şükran Hanım, sizin değişmez üçlünüz. Evet. Şükran Korkut, Gül Korkut. Sağ olsunlar, benim canlarım onlar. Evet, karşımızda İlesam'ın Denizli il temsilcisi olarak Arzu Subakan Kabukçu yer aldı. İlesam üyesi oldu. Denizli'deki şiir etkinliklerinin bu kadar zenginleşmesi ve ciddi yürümesinin ana sebeplerinden birisi de, arkasındaki olan değerlerden birisi de İlesam desteğini almasıydı değil tabii, mi? Tabii, o kesinlikle çok önemli. İlesam evet. Başında Türkiye ibaresi olan, hı-hı. İşte ilim, sanat, edebiyat eserleri birliği, evet. Bütün yazar, şair, işte evet. Ressam, sanatçılar. Evet, sanatçıların, evet. Müzik evet. Haricinde üreten insanların, eser sahiplerinin buluştuğu bir yer ve evet. Telif haklarını koruduğu bir alan evet. Yani. İlim, edebiyat, evet. Sanat evet. Eserleri, meslek birliği evet, tarzında. Evet. Evet.
bir kuruluş ve siz İLESAM'ın desteğini aldıktan sonra Denizli'de İLESAM'la birlikte, çalışmalarla birlikte hakikaten Türkiye'de ses getiren şehir etkinlikleri başladı. Evet, kesin. Yaren'e geldik değil mi? Yaren'e geldik. Yaren'den çıkamıyoruz zaten evet. Şerif Hocam. Hemen ben size en yeni, efendim hani dumanı üstüne tüten derler ya, Denizli Uluslararası 3. Yaren Şairler Şöleni. Ben de yardımcı olayım. Tabii, buyurun. Arkadaşlarımızın alabilmesi. Evet. Evet, ne zaman? 15 Aralık 2017. Daha evet. 15 gün önce yani. Daha 15 gün önce, çok evet. Yakın. Buradan selam olsun. Tabii bu 3. Yaren oldu. Hı-hı. Her sene Kasım ayında evet. Bunu geleneksel evet. hale getirdik. Bu sene de çok değerli konuklarımız Siz, vardı. Siz konukların isimlerini oradan zikredin. Evet. Konuklarımız şöyle. Onur konuğumuz vardı. Öncelikle evet. İLESAM Genel Başkanımız. Mehmet Nuri Parmaksız Bey. Evet. Evet. Alim Yavuz, Ali Altınlı, Bestami Yazgan, Ekrem Hı-hı. Kaftan, Fatoş Koçarslan, Hayati İnanç, İbrahim Düer, Kemal Külah, konuk sanatçımızdı kendisi. Mehmet Atilla Maraş, değerli vekilimiz eski dönem. Mehmet Nuri Parmaksız dediğim gibi. Mehmet Uğur Özakalın vardı. Sunucumuz, değerli şair dostumuz Nedim Saatçioğlu vardı. Nurullah Genç üstadımız vardı. Yine Talat Ülker. Yani Türkiye'nin 7 evet. bölgesinden. Yurt dışından gelen misafirlerimiz vardı. İsimler vardı. Evet. Yurt dışından Aziz Serbest vardı. Melih Hanım Güney Azerbaycan'dan. Evet. Nurullah Hanım vardı Doğu Türkistan'dan. Vahat Avdi vardı. Evet, Kuzey Irak'tan. Kuzey Irak'tan, Telefyer'den gelen bir konuğumuz. Yine. Aziz Serbest'in de Kosova'dan geldiğini evet, burada Kosova'dan ifade edelim. Kosova'dan katılmıştı. Evet. Tabii her sene farklı bir üst basamağa çıkalım istedik. Evet. Aslında Yaren Şairler Şöleni olarak başladı. Hı-hı. Bir sonraki yıl uluslararası boyutunu kazandı ve evet. şimdi uluslararası olarak devam ediyor. Bu üçüncüsüydü. Üçüncü evet. Uluslararası. Hı-hı. Yaren Şairler Şöleni. Zekai Tunca Bey birinci günün konuk müzisyen konuğuydu. Evet. İkinci günde Kemal Külah Bey gelmişti. Evet, biz burada birinci bölümün sonuna geliyoruz da evet. bize bir armağanla gelmişlerdi. Kemal Külah'la Nedim Saatçioğlu evet. Denizli Marşı ile gelmişlerdi. Dinleyelim mi? Denizli Marşı'nı dinleyelim derim dinleyelim ben. Dinleyelim o güzel marşı. Buyurun. Değerli dinleyenimiz, Denizli Marşı'nı dinliyoruz. Sokak başında heceler gizli, tezgahlar yürekte aşkı dokuyor. Şiirin başkenti şair Denizli, tezgahlar yürekte aşkı dokuyor. Şiirin başkenti şair Denizli. Ahilik denince her zaman önde, yürekler hu çeker Server Gazi'de. Beyazlar dans eder Pamukkale'de, şiirin başkenti şair Denizli. Beyazlar dans eder Pamukkale'de, şiirin başkenti şair Denizli. Sanatla dolu gökpınar çayları akar bulu. Denizi olmayan suların yolu, şiirin başkenti şair Denizli. Denizi olmayan suların yolu, şiirin başkenti şair Denizli. Gökkuşağı gibi renkli horozu, havada bulut var bulutta tozu. Görmedim böylesi bir refe kızı, şiirin başkenti şair Denizli.
görmedim böylesi bir refek kızı. Şiirin başkenti şair deniz. Herkes efendinin mesir macunu, tasavvufla kardı şifa harcını, ödedi saraya kulluk borcunu. Şiirin başkenti şair Denizli, ödedi saraya kulluk borcunu. Şiirin başkenti şair Denizli. Sınıra dayandı Yunan askeri, fetva verdi müftü üç taş ileri. Vermedi düşmana bir karış yeri. Şiirin başkenti şair Denizli. Vermedi düşmana bir karış yeri. Şiirin başkenti şair Denizli. Şair Denizli.